Tekrar merhabalar sevgili gençler. integral 3 videomuzda beraberiz. Burada arkadaşlar integralde alan hesaplayacağız. Biliyorsunuz belirli integral aslında grafiğin o sınırlar arasında oluşturduğu alanı hesaplıyordu bize. Şimdi bu mantıkla birkaç soru çözelim. Sorularımız gayet güzel merak etmeyin. Gayet şık sınav tarzı sorular. Şimdi öncelikle arkadaşlar fx fonksiyonun 3. dereceden olduğunu biliyoruz. x eksenini kestiği noktalar bunun biliyorsunuz kökleridir. Yani bunun içerisinde arkadaşlar x artı 2 diye x diye ve x eksi 1 diye 3 tane arkadaşlar çarpan var. Bir de başında a diye bir sayı olabilir. Ama baş kat sayısı 1 olan dediği için arkadaşlar e, dağıttığımızda x küpün baş kat sayısının 1 olabilsin. Buraya bir şey yazmıyoruz. fx fonksiyonu bu olduğunu biliyoruz. Biraz düzenleyelim arkadaşlar işlemi rahat yapma adına. x kare artı 2x. Buradan da x eksi 1 var. Tekrar dağıtırsam x küp eksi x kare artı 2x kare eksi 2x Buradan x küp artı x kare eksi 2 x kaldı elimizde. Şimdi arkadaşlar bunun e, alanını hesaplamak istiyorsak bu boyalı bölgelerin alanını yani şurasıdır herhalde boyalı bölgeler. E, parçalı integral kullanmalıyım. Yani eksi 2'den 0'a kadar bir integral kullanacağım. Biliyorsunuz üst tarafta oluşan alanlar arkadaşlar artıdır. Pozitif bir alandan bahsediyoruz. Bu da ne yapacak arkadaşlar? x küp artı x kare eksi 2 x. Sonra altta oluşan alan eksi olduğu için bunun integralinin önüne eksi koymalıyım arkadaşlar. O da ne yapacaktır? 0'dan 1'e kadar yine aynı fonksiyon. Bir fonksiyonun doğrudan sınırlar arasında integral aldığınızda o sınırlarla x eksen arasında oluşan arkadaşlar alanı bulmuş olursunuz. Bunu x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3 eksi x kare diye çıkarıyorum 0 ve eksi 2. E bunu da arkadaşlar yine x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3 eksi x kare diye çıkarıyorum. Bu da arkadaşlar 1 ile 0 arasında. Burada 0 koyarsak arkadaşlar hepsi 0 yapacak zaten. Eksi. Şimdi eksi 2 koyarsak 16 bölü 4'ten 4. Eksi 8 bölü 3. Eksi 4. Zaten buradan bakın 4'ler birbirini götürecek. Eksi 8 bölü 3'ten artı 8 bölü 3 geldi ilk bölümden. Buradan 1 koyarsak arkadaşlar ne olacaktır? 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 eksi 1. Şuradan payda 7 bölü 12. Oradan da eksi 5 bölü 12 gelecek. Ama önünde de bir daha eksi olduğu için artı 5 bölü 12'ye dönüşecek arkadaşlar. Şunu 4 ile çarparsak 32, 37 böyle 12 yani cevabımız Edirne olsun. Sıradaki sorumuza bakalım. İki eğri arasında kalan alanı soruyorsa arkadaşlar bunların grafiklerini çizmemiz gerekiyor. Bakın bu bizim için önemli bir detay. Bakın şu bir parabol. Baş kat sayısı negatif olduğu için kollar aşağı doğru ve sabit terimi 4 olduğu için y ekseni 4'te kesen bir parabol arkadaşlar. Diğer de yine baş kat pozitif olduğu kollar yukarı doğru ama y ekseninde eksi 4 ile kesen bir parabol. E, bunun da kökleri eksi 2 artı 2. Bunun da eksi 2 artı 2. Yani arkadaşlar aynı noktalardan değil mi? x kesiyorlarmış. Burası da 4. Şimdi bunların arasında kalan alanı sorduğuna göre bana Şöyle bir alan bulmam gerekiyor. Demek ki integralim arkadaşlar eksi 2'den 2'ye kadar olacak. Yani tarlı bölgenin sınırları bunlarmış arkadaşlar. Bir de her zaman üsttekinden alttakini çıkarmalıyız. Üstteki fonksiyonu alttakini çıkarırsak arkadaşlar pozitif bir alan buluruz. Bakıyorum üstte olan fonksiyon şu. Değil mi? Başka katsayısı negatif olduğu için kollar aşağı olan üsttekidir aslında. Yani şu. O zaman bundan ne yapacağım? x kare eksi de çıkaracağım. D x'imiz var da bunu biraz düzenleyeceğiz. Sağ taraftaki eksi içeri dağıtırsak arkadaşlar burası bakın 4 eksi x kare eksi x kare artı 4 olacak. Yani gördüğünüz gibi 8 eksi 2 x kare oldu. integral eksi 2'den 2'ye kadar. Bu da dışarıya 8 x eksi 2 x küp bölü 3 diye çıkacaktır. 2 koyarsak arkadaşlar şöyle solda yazıyorum. 16 eksi 2 8 16 bölü 3. Sonra bir de eksi 2 koyarsak eksi 16. Buradan da artı 8 bölü 3 yapacak arkadaşlar pardon 2 ile de çarpınca artı 16 bölü 3 yapacak düzenlersek 16 buradan bir artı 16 daha gelecek buradan eksi 16 bölü 3 bir eksi 16 bölü 3 de buradan eksi 32 bölü 3 yani 32 eksi 32 bölü 3 elde ettik 96 32 çıkarırsan buradan 64 bölü 3 arkadaşlar cevap olacaktır yani cevabımız deniz olsun. Evet, y eşittir x küp y eşittir 4x e'ler arasında kalan bölge harika bir soru arkadaşlar. Ee, çok zor değil ama bilinmesi gereken başlangıç sorularından birisi. y eşittir x küp arkadaşlar biliyorsunuz şöyle bir eğridir. Sabit terim olmadığı için orijinden geçen bir eğri. y eşittir 4x de arkadaşlar nedir? Eğimi yüksek olan, şöyle bir eğri. Eğimi 4 olan bir eğri. Bu da y eşittir 4x olsun. Şimdi bunların arasında kalan alanlar arkadaşlar iki parça şeklinde gördüğünüz gibi. Ne yapacağız? İkisini ayrı ayrı bulacağız. Şimdi öncelikle bunların kesim noktalarını şuraları bulmalıyız ki bu sınırlar arasında integral hesaplayacağız. Yani x küpü ben 4x e eşitlersem hepsini aynı tarafa alıyorum. Sonra bunlar ben x parantezini alınca x kare x 4 kaldı. Onu da x eksi 2 x artı 2 diye ayırdım. Demek ki bunların kesim noktaları 0, 2 ve eksi 2 imiş. Şurası eksi 2 burası 0 burası 2. Bakın simetrik yapılar olduğu için arkadaşlar herhangi bir tanesini hesaplayıp 2 ile çarpsak bu iş olur. Değil mi arkadaşlar? Yani ben sadece şurayı hesaplayayım öncelikle. İntegral için 0'dan 2'ye kadar diyorum. Burası 2 olduğu için. Üstteki fonksiyon bakın doğru. Üsttekinden alttakini çıkarmalıyız. Doğrunun arkadaşlar denklemi 4x. Eksi eğrinin de x küp. Bu 2x kare eksi x üzeri 4 bölü 4 diye çıkar integral dışına. Önce 2'yi koyuyorum arkadaşlar. 4, 8, eksi 16 bölü 4'ten 4. Eksi sıfırı koyuyorum. Demek ki şu parçanın alanı arkadaşlar 4'müş. Bu da onun simetriği olduğu için bu da 4'tür arkadaşlar. Dolayısıyla toplam oluşan tarlı bölgenin alanı 8'dir. Evet yukarıda grafikte bilmem ne yerlerinde diyor arkadaşlar. X ekseni arasında kalan boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi öncelikle arkadaşlar iki parça şeklinde bunu hesaplamalıyım. Yani şöyle düşünecek olursanız buraya kadar bir integral buraya kadar başka bir integral hesaplayacağız. İki farklı yeri çünkü bunlar. Ama bu noktanın arkadaşlar özelliği ikisinin kesiştiği nokta olması. İki denklem birbirine eşitleyerek önce bunların kesim noktasını bulalım. Şunu açarak yazıyorum arkadaşlar kareyi x kareler birbirini götürdüğü için 8x buradan 16'dan x 2 geldi. Demek ki iki elin kesim noktası 2'ymiş. Ee, ben yani 0'dan 2'ye kadar önce bir integral hesaplayacağım. Tabii ki bu hangi eğri? Kollar yukarı doğru olduğu için pozitif olan değil mi bu arkadaşlar? O zaman x kare. Artı sonra bir de ne yapacağım? 2'den buraya kadar. E bu nokta ne arkadaşlar? İkinci fonksiyon burası olduğuna göre bunun 0 olduğu yer 4'tür. Demek ki 2'den 4'e kadar da bu fonksiyon onu açarak yazıyorum parantez karesini böyle e, bu x küp bölü 3 diye çıktı arkadaşlar 2'den 0'a bu da x küp bölü 3 eksi 4 x kare artı 16 x oldu 4'ten 2'ye kadar 8 bölü 3 eksi 0'dan burası 8 bölü 3 yapsın burada da arkadaşlar 4'ün küpü 64 bölü 3 eksi 64 artı 64 bir de şimdi 2 koyacağım 2'nin küpü 8 bölü 3 2'nin karesi ne yaptı? 4 kere 4 eksi 16 artı 32. Şuradan arkadaşlar zaten 64 bölü 3 kalır sadece. Buradan da ne oldu? 8 bölü 3 artı 32 16 kaldı. 48 8 daha ne yapar? 56 bölü 3. Bunlar çıkarırsak 4 buradan 4 buradan 8 bölü 3 geldi. Yani sağ tarafta 8 bölü 3 sol tarafta 8 bölü 3. O zaman arkadaşlar cevabımız 16 bölü 3 olsun. Evet biliyorsunuz e, biraz önce konuştuk birinci soruda. İntegralin arkadaşlar alan belirttiğini ve üst taraftaki alanların pozitif alt taraftakilerin negatif olduğunu söyledik az önce. Şimdi ben eksi 5'ten 4'e kadar e, fx dx dersem bu bana neyi verir biliyor musunuz? Üstteki alanlar pozitif olacağı için artı s1 alttakiler de negatif olacağı için eksi s2 eşitliğini verir ki bunun ona eşit olduğunu biliyoruz. Sonra aynı f(x)i mutlak değerin eksi 5'ten 4'e kadar, eksi 5'ten 4'e kadar mutlak değer almak demek bir fonksiyon mutlak değerin negatif kısımdan yukarıya katlanması demek. E böyle dersek o zaman iki alanda pozitife dönüşmüş oldu. Eksi 5'ten 4'e kadar s1 artı s2 oldu bu defa. Bunun da arkadaşlar 22 oldu biliyoruz. Taraf tarafa toplarsak s2'ler gider. Buradan 2 s1 32 ise arkadaşlar e, s1 16'dır. Dolayısıyla s2 de 6'dır. ...oranları da 16 bölü 6'dan 8 bölü 3 yapacaktır. Evet sırada harika bir soru var arkadaşlar. Şimdi integrali arkadaşlar parçalı çözebilirsiniz. Ne demek parçalı çözmek? Yani 0'dan 8'e kadar mutlak fx... ...eksi 0'dan 8'e kadar normal fx diye iki parça şeklinde bunu çözebilirsiniz. Mutlak fx demek arkadaşlar negatif kısımların yukarıya katlanması demek doğru mu? Şimdi 0'dan 8'e kadar ben şunları yukarı katlarsam hepsini pozitif almış olacağım. Bir integral alan demek olduğu için her parçanın bir alanını bulalım. İlk kere 2 4 bölü 2'den burası 2. Şurası arkadaşlar 1 çarpı 1 bölü 1 bölü 2. E burası daire olduğu için pi r kareden hesaplayacağız. Bakın yarıçapı 2'dir. Çap 4 olduğuna göre pi kareden 4 pi dairenin alanı. Ama biz yarım daireden bahsettiğimiz için burası 2 pi olacak. Burası da 1 çarpı 1 bölü 2'den yine 1 bölü 2. Şimdi normal 0'dan 8'e kadar hesaplarken arkadaşlar üsttekileri artı alttakileri eksi olarak alacağız. Yani 2 artı pardon eksi 2 artı 1 bölü 2 eksi 2 pi artı 1 bölü 2 geldi. Mutlak değerini alırken de e, eksileri de yukarı katlayacağım için onların hepsini de artı olarak alıyorum. Yani 2 artı 1 bölü 2 artı 2 pi artı 1 bölü 2. Burası arkadaşlar 1 yaptı, 3 artı 2 pi yaptı. Buraya gelince de e, içeri dağıtırsam artı 2. Şunlarda arkadaşlar artı 1 yapacaktı, Toplamları eksi 1'e döndü. Sonra bir daha artı 2 pi geldi. Bakın buradan 4 pi artı 4 geldi. Yani cevabımız C'ye olsun. Evet. Eksi 2 7 aralığında bir f fonksiyonumuz var. Soldan sağa doğru boyalı bölgenin alanları 10 ve 28'miş. Yani şurası 10, şurası 28 olsun. Bu bölgeler buralardır. Şimdi ne demiştik? Burada değişken değiştirme yapmamız gerekiyor. Hatırlayın önceki bölümü. integral 2 videomuzu. 3x artı 1'e biz u dersek arkadaşlar. Bunun türevi 3 yapar dx. Bunun da türevi du yapar. Ne oldu arkadaşlar? dx gördüğümüz her yere du bölü 3 yazabiliyormuşuz demek ki. Hemen integral yeniden oluşturalım. F içerisine u demiş olduk. dx yerine de du bölü 3 dedik. Bölü 3'ünü 1 bölü 3 olarak şuraya yazıyorum. Tabii ki değişken değişmelerde mutlaka sınırı dikkat etmeliyiz. Sınırı da değiştirmeliyiz. E, x yerine eksi 1 koyarsam bakın burada. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 oldu. x yerine 2 koyarsam 6 artı 1'den burası da 7 oldu. Evet tam da arkadaşlar bizim grafiğimizdeki sınırlar eksi 2 ve 7 oluştu. O zaman 1 bölü 3 tane f fonksiyonunun altındaki alanmış eksi 2'den 7'ye kadar, aşağıdaki alanlar negatif, yukarıdaki alanlar pozitif olacağı için 1 bölü 3 çarpı 18'den cevabımız burası olacaktır. Evet, f fonksiyon grafiği çizilmiş, boyalı bölgenin alanları sırasıyla A ve B'ymiş. Buna göre yine parçalayalım arkadaşlar. Ben şunu yapmak istiyorum, eksi 1'den 3'e kadar x eksi eksi 1'den 3'e kadar f(x) demek istiyorum. Şunu ayrıca çıkarabiliyorum zaten x kare bölü 2 diye. Bunu hesaplamakta sıkıntı yok. Hatta direkt hesaplayalım. E, 3'ün karesi 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2. O da 8 bölü 2'den 4 mi yapar? Yani şu birinci parçayı 4 olarak hesapladık bile. İkinci parçayı hesaplayamıyoruz çünkü f fonksiyonu bilmiyoruz ama f'in eksi 1'den 3'e kadar integral demek olduğunu biliyoruz. Buradan arkadaşlar alttaki alan eksidir. Üstteki alan artıdır. Yani burası eksi a artı b mi yapacak? Arada eksi var. Demek ki elimizde 4 eksi eksi a artı b var. Ve bunun sonucu da arkadaşlar 6'ymış. Buradan anlıyorum ki 4 artı a eksi b eşittir 6 ise a eksi b 2'dir. Cevabımız deniz olsun. Evet bir fx alan fonksiyonu var. Bakın alan arkadaşlar şu şekilde verilmiş. Değil mi? Aradaki alan e, bu x her neyse bu x'e bağlı olarak değişen bir alan var arkadaşlar. Aslında arkadaşlar e, alan demek integral demek değil mi? Yeniden biz bir integral yazalım şimdi. Yani birden x'e kadar şu arada oluşan alan arkadaşlar buymuş. E ben birden x'e kadar fx'i alırsam Yani şu grafiğin altında kalan alanı bulursam Buna kime eşit olacağını biliyoruz Şuna eşit olacağını biliyoruz değil mi Çünkü alanın büyük fx olduğunu onda da buna eşit olduğunu soru söylemiş bize X gördüğüm her yere a koyacağım Ne dersiniz e, Çünkü buna benzemesini istiyorum ya X gördüğümüz her yere a koyarsak 1'den a'ya kadar f a olur Karşı tarafta a kare artı 2 a Eksi 3 olur Eşittir 12'miş Buradan a kare artı 2 a eksi 15 eşittir 0 olur. Bunun çarpanları artı 5'e eksi 3 müdür? A, Demek ki A buradan eksi 5 ya da A buradan 3'tür. Peki A için hangisini tercih edeceğiz? Arkadaşlar tabii ki 3'ü neden? Çünkü A dediğimiz değer aslında 1'den A'ya kadar fx x şu alanı biz bulmuş olduk. Dikkat edin Birin sağında bir değer. Birin sağında olan burada 3 var. O zaman cevabımız bursa olsun. Evet arkadaşlar bu soruda çok kaliteli bir soru. Bakın grafik fx'in değil fx-2'nin grafiği verilmiş bize. Bu da çok enteresan bir de şurada bir bilgi var. Bu dikkatimi çekiyor. Burada arkadaşlar fx eşittir. Eksi f eksi x oluyor mu? Bakın bunu karşı attığım zaman negatif olarak geçti. Ne oldu arkadaşlar? Demek ki fx fonksiyonu ne yapmış? İçindeki eksi yönüne kusmuş. Yani içindeki eksi yönüne çıkarttığına göre fx fonksiyonunun biz tek fonksiyon olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet bu çok önemli detay. Şimdi arkadaşlar şuradaki alanı bulmaya çalışalım. Ben şu alttaki alanı integralle hesaplayabilirim. Yani 2'den 4'e kadar. Arkadaşlar f içerisinde x eksi 2 dx de dersem şu kırmızı alanı bulmuş olurum. E zaten e, dikkat edin şu yükseklik 8. Burası da 2 birim. 2 kere 8'den bütün alan 16 olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? E taralı bölgenin alanı da 10'muş. Demek ki şurasının 6 olduğunu söyleyebiliriz. Dikdörtgenin alanından bunu çıkarınca demek ki bu integralin sonucunun 6 olması gerekiyor. Şimdi ben bu integrali arkadaşlar hatırlayın önceki bölümde konuşmuştuk. İçini değişken değişme yaparak hesaplayabilirim. Yani x eksi 2 öncelikle u diyeceğim. Türevini alırsam bu ne olur arkadaşlar? Ee, dx eşittir d olur. Şimdi hemen e, yerine yazalım. F U oldu burası arkadaşlar. Dx yerine de du yazdım. Tabii ki sınırlar güncelendi. X 2 koyarsam 2 eksi 2'den burası 0 oldu. X 4 koyarsam 4 eksi 2'den burası ne oldu? Arkadaşlar 2 oldu. Şimdi bu arkadaşlar 6'ya eşitmiş. Ee, peki fx fonksiyonu arkadaşlar tek fonksiyonsa f'in dışarıya çıkmış haline büyük f değil mi? Yani büyük F2 eksi büyük F0 Olmayacak mı arkadaşlar 6 yeşil olan E ben buradan bir şey dikkat ediyorum F tekse yani büyük Fx de çift Buraya da gelin bu da integralın dışında ne diye Çıkmış olacak büyük F 0 e, Eksi büyük F eksi 2 Şimdi ne demiştik F çift Ve F çiftse içindeki eksi ne yapacaktır arkadaşlar Yutacaktır yani bu aslında Şuna dönmeyecek mi F0 Eksi büyük F2 Zaten biraz önce biz F2 eksi F0'ın altı olduğunu biliyoruz. Bu da onun ters çevrilmiş hali. İşaretleri tersine dönmüş. O zaman demek ki bunun cevabı da eksi altı olacaktır. Teşekkürler arkadaşlar. Başarılar diliyorum.